Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere saksıda yetiştirdiğiniz limon ağaçlarınızın sorunlarından bahsedeceğim. Limon ağacı neden çiçek açmıyor? Çiçek açıyor ama dökülüyor veya hiç meyve vermiyor. Bu sorunları gelin birlikte izleyelim. Öncelikle satın aldığınız limon fidanının aşılı olup olmadığından emin olmalısınız. Aşı yapılmadan çekirdekten yetiştirilen limon fideleri de vardır. Birçoğumuz limon çekirdeklerinden fide elde etmişizdir. Bu çekirdekten yetişen fidelerin ne zaman limon vereceği belli olmaz. Gerçi çekirdekten yetişen fide melez bir meyve de verebilir. Hatta vermeyebilir. Satın aldığınız limon fidanınız aşılı olduğu halde yine de meyve vermiyorsa cinsinden dolayı da olabilir. Mesela Aydın limonunun meyve vermesi minimum 2 yılı almaktadır. Aşı yapılmış bir fidanı nasıl anlarız? Burada da gördüğünüz gibi kamburumsu bir yapısı vardır. Çekirdekten yetiştirilen fidan alt bölümü oluşturmaktadır. Yani köklü olan bölümü. Bu bölümün üzerine başka bir limondan kalem aşı, göz aşı gibi aşılar yapılmaktadır. Bu üzerine yapılan aşı işte Aydın limon olursa dediğim gibi 2 yıldan önce ürün alamazsınız. Ama Meyer veya 7 veren limon çeşitlerinden satın alırsanız bu sorunu ortadan kaldırmış olursunuz. Gerçi Meyer limonu Akdeniz meyve sineğinin yumurta bıraktığı yani bırakırken de zarar verdiği tek limon çeşididir. Sanırım bu problem ilaçla çözülebilir. Bu görmüş olduğunuz limon ağacı da evde çekirdekten yetiştirdiğimiz fidelerimiz var ya işte onların yaklaşık bir 10 yıl sonraki hali. Dallarını incelediğimizde bazı dallarında çiçekler var, bazılarında yok. Kimisi de meyveye oluşmadan dökülüyor. Aslında bu limon ağacının da üst dallarının kesilip aşı yapılması gerekiyor. Az önce bahsetmiş olduğum aşı cinslerinden buna da uygulanabilir. Bunu yapmak için de başka limon veren bir ağacın dalından buraya getirmemiz gerekiyor. Ama aşı yapmak için bu ağacı kestiklerinde üzerinde kalan dalları sizin satın almış olduğunuz fidanlara bu dalları da eğer aşılarlarsa sizler de ürün alamazsınız. Her fidancı bunu yapar demiyorum. Ama siz fidanı alırken mutlaka üzerinde meyve olduğunu görerek alın. Çiçek olduğunu değil, meyve olduğunu görerek alırsanız daha iyi olur. Bakın bu limon ağacı da yaklaşık 35 yıllık bir ağaç. Bundan limon topluyorlar. Yani bu ağaca baktığımızda çekirdekten yetişen bir limon ağacından ürün alabilir miyiz dediğinizde evet bundan alabilirsiniz. 35 yıllık bir ağaç bu. Bu ağaç limon veriyor ve çok sulu bir limon veriyor. Herkes de bundan memnun ama 35 yıl dile kolay aşılamayı tercih ederim. Bu ağaca herhangi bir gübreleme işlemi de yapılmıyor. Özel bir sulaması da yok. Yani bir hortum tutup sulayan yok. Sadece yağmurdan yağmura sulanıyor. Ama yine de meyvesini vermekten geri kalmıyor. Bizler evde yetiştirdiğimiz yani saksıda yetiştirdiğimiz limonlarımızın tozlaşmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani eğer tozlaşma olmazsa meyve de olmaz. Eğer kapalı bir alanda yetiştiriyorsanız çiçeklenme zamanı tozlaşma yapması için açık havaya çıkartmanız gerekiyor. Eğer açık havaya çıkartma şansınız yok ise çiçek açtıktan sonra kulak çöpüyle çiçeklere sırayla dokunun. Yani tozlaşma işini sizin yapmanız gerekiyor. Bu işlemi hassas bir şekilde yapın. Bu yöntem çiçeklerin tozlaşmasında yardımcı olacaktır. Ben burada domates çiçekleriyle nasıl yapmanız gerektiğini gösteriyorum. Yani bu şekilde bir dışarıdan aldığınız polenleri tekrar uç tarafa değdirmeniz gerekiyor. Bunu karışık bir şekilde zaten bu kulak çubuğunun üzerindeki pamuğa zaten hepsi takılacaktır. Bütün polenler. Bütün çiçeklerin kenarlarına ve uç taraflarına mutlaka değdirin. Bu işlemin daha profesyonelce nasıl yapıldığını daha detaylı görmek isterseniz yukarıdaki linkte bulunan videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Aslında burada yapmak istediğimiz olay arıların veya rüzgarın bu çiçekler arasındaki tozlaşmayı nasıl yapıyorsa biz de bunu yapay bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz.
Videonun başında da bahsettiğim gibi saksıdaki limonunuzdan ürün alabilmeniz için neler yapmanız gerekiyor? Onlardan bahsediyoruz. Peki limonunuz 7 veren veya Meyer limon çeşidi ama yine de meyve vermiyorsa? Yani limonunuz çiçek açmıyorsa çiçek açmaya teşvik etmeniz gerekir. Bunun için uygulama aslında gayet basit. Mesela bu şekilde çok çiçeği olan bir fidan gördüğünüz zaman şahsen ben almam. Çünkü bu ilaçlanmış bir fide belli. Toprağında da zaten yetişen diğer bitkileri de görüyorsunuz burada. Büyük bir ihtimal mantar oluşmuş ve ilaç vermişler buna. Az önce de ilettiğim gibi çiçeği olanı değil, meyvesi olan fideyi alın. Evet, ne demiştik? Fidemiz bizim çiçek açmıyor ise. Yazın fidanlarınızda gübre uygulaması yapmanız gerekiyor. Çiçek açması için toprağına gübre karıştırmanız gerekir. Bununla birlikte yapraklarına da fısfıs yardımı ile gübre uygulamak gerekir. Peki bu oran nasıl olmalı? Limon fidanı 1 yaşında ise toprağına 100 gram, fidan yaşı 2 ise 200 gram, yani her yaş için artı 100 gram gübre verilmelidir. Toprağına fosfor ve potasyum oranı fazla olan gübre verilmeli, yapraktan da çinko ve bor ağırlıklı gübreleme yapılmalı. Tabii her zaman tercih ettiğimiz gibi eğer doğal gübre uygulamak istiyorsanız, yarasa gübresi ya da solucan gübresi ile çözümleyebilirsiniz. Bu gübrenin sıvısını yapraktan, toz olanını ise toprağına verebilirsiniz. Bunları elde edemiyorsanız videonun sonunda linkini göreceğiniz doğal gübre karışımını kullanabilirsiniz. Özellikle tekrarlıyorum, çiçeklenme zamanı bahar ayında fosfor içerikli organik gübre vermelisiniz. Meyve olduktan sonra azot ve potasyumlu gübreler vermenizi tavsiye ederim. Peki limonumuzu nasıl sulamamız gerekiyor? Her gün mü yoksa aralıklı mı? Bulunduğu ortama göre 3-4 günde bir sulayın. Saksıda ortalama 1-1,5 su bardağı dökmeniz yeterlidir. Toprağın nemini bulunduğunuz ortama göre kontrol ediniz. İşte eğer fidanınızı çok sularsanız bu şekilde meyveler dökülecektir. Şimdi bir toprağını kontrol edelim. Nemli olup olmadığını anlayacağız. Normalde toprağın üst tarafı biraz kuru olması gerekirken bunun toprağının üst tarafı da ıslak. Ya buna çok su verilmiş ya da yeni sulanmış. Yani sizin de saksınızdaki toprak bu şekilde ise zaten kesinlikle sulamayın. En azından üstünün kuru olması gerekiyor. Bakın bu da aynı şekilde ıslak. Yani saksımızdaki toprağımız bu şekilde ise kesinlikle sulama yapmıyoruz. Mesela bu taraftaki fidelere baktığımızda bakın hepsinin toprağı kuru. Şimdi normalleri bu şekilde olması gerekiyor. Kuru olması gerekiyor. Toprağın alt tarafının nemli olması lazım. Bunu da parmağınızı toprağa sokun. Nemli ise sulamayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi onu da göstereceğim. Daha iyi bir verim almak istiyorsanız haftada bir sprey yardımı ile yağmurlama su verebilirsiniz fidelerinize. Şimdi bir bakalım bu toprağın altı ne durumda? Burada toprağın üst tarafı kuru. Zaten toprağı parmağımızın ikinci boğumuna kadar içeri doğru sokacağız ki alttaki eğer toprak nemli ise sulama yapmıyoruz. Bakın bu saksıdaki toprak da torf değildir farkındaysanız. Siz de saksınıza eğer limon ekiyorsanız kesinlikle torf toprak kullanmayın. Normal bahçe toprağı veya çiçekçilerde satılan açık topraklar var. Hatta yani inek gübresiyle falan karışık olan topraklar vardır. Onlar daha da iyidir. Onlardan kullanabilirsiniz ama dediğim gibi marketten alınan o torf topraklardan kesinlikle limonlara kullanmayın. Son olarak yapılması gereken bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Genelde Şubat ayında yani limonun üzerinde meyve bittiği zaman daha gür dallar oluşması için budaması yapılmalıdır. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz lütfen beğeni tıklamayı ve bir sonraki videoları izlemek için kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.